boğmayayım, Ramazan menkıbelerine boğmayayım dedim. Böyle serbest bir sohbet edelim. Bir sorunuz varsa sorunuza bakayım. Yoksa ben kafama geleni, aklına geleni konuşan bir kimseyim, öyle konuşacağım. Tabii Ramazan insanların dini duygularının bol olduğu, kuvvetli olduğu bir zaman. Böyle dini duygular çok kuvvetli bol olunca istismara da açık olur. Ve tarih boyunca en fazla istismara uğranan ve uğratılan şeyler din ve dindarlardır. Hele böyle Ramazan'dı, bayramdı, böyle dini günlerdi, bu tip günlerde bu istismar daha da derinlemesine nüfuz eder. Ve daha derinlemesine olur. Mesela en büyük istismar Beytullah'ta olur. Ondan sonra Medine-i Münevvere'de olur. Sonra camide olur. En büyük istismarlar tekkelerde olur, cemaatlerde olur. En büyük istismar tarikatlarda olur. Yani dinin yaşandığı yerlerde en büyük istismarlar olur. Ve insanların en fazla dindar olarak bulunduğu anda insanoğlu istismara açıktır. Çünkü dindarların istismarı ve handikapı hevasıdır. Heva bu noktada kendince sağlam bir kazığa bağlanmamaktan kaynaklanır. Dindeki heva Kur'an ve sünnetin dışındaki her şeydir. Dinde hevadan kurtulmak için sağlam kazık Kur'an sünnettir. Ondan sonra imamların içtihadı gelir. Bu noktada eğer o sağlam kazığa bağlanmıyorsa insanlar istismara açık olurlar. Şimdi Ramazan ya, zekatların bol toplanılacağı zaman istismara açıksınız. Getirin zekatlarınızı, öyle yerlere verin ki işte ihya olsun din. Din ihya olmuş olacağı kadar birileri ihya olacak, onun yolunu açıyorlar. İşte fitrelerinizi getirin, öyle fitrelerinizi, öyle kurumları verin ki din ihya olsun. Ya Cenab-ı Hak dini ihya etmiş, koruyucusu da biziz, size din olarak İslam'ı seçtik demiş. İhya olacak olan din değil, ihya olacak olan birileri var. Oraya çağırıyorlar. O yüzden Ramazan mübarek gün insanların istismara açık olduğu bir alan, bir an. Ve o istismarı da olduğu gibi derinlemesine İslam dünyasında görmek mümkün. Bu işin acı tarafı. Biz acı tarafını konuşalım, tatlı tarafını varsın kimler konuşsunsa konuşsunlar bizim arkamızdan. Biz insanlara acı tarafını öğretmeye, acı tarafını konuşmaya gayret edelim. O yüzden her din ve dindarlar istismarcılara açıktır. Hiç olmaz dediğiniz yerlerde istismar olur. Buralar nereleridir? Din çatısı altında toplanılmış yerlerdir. Az önce hocam içeride bir şey söyledi. Dedi ki 5 tane peygamberini Cenab-ı Hak ayetle ikaz ediyor ve söylüyor. Sizden ücret istemeyenlerin peşinden gidiniz. Veyahut ayet-i kerimede diyor ki ben sizden bunun karşılığında bir ücret mi istedim? Başka bir ayet-i kerimede benim ücretimi Allah verir. Bunun gibi ayet-i kerimeler var. Peygamberlerin üzerinde ve din anlatanların, din tebliğ edenlerin bugün için en önemli özelliklerinden birisi karşılığında ücret istememesi olması gerekiyor. Ben biraz sizi hayalen eski sufilere götüreyim. Önceden eski sufiler dediğimde ırkçılık olarak algılamayın. Yukarı Mezopotamya sufileri. Aşağı Mezopotamya, ırkçılık gibi algılanmasın tekrar. Arap sufiler değil, Türk sufiler. Türk sufiler, Türkler ilk İslam'ı öğrendikleri seyitlerden öğrendiler. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in soyundan gelenler. Çünkü Hazreti Hüseyin Efendimiz'in soyundan gelenler Emevilerin baskısı neticesinde bir tarafta Bizanslılar var, Rumlar var, kafirler var o manada. Onlar Anadolu'da,
bu Anadolu'da Anadolu'ya gidemeyince Orta Doğu'ya doğru gittiler. Özür dilerim, Orta Asya'ya doğru gittiler. Orta Asya'ya gidince Türkler bu Seyitleri, Seyit sülalesinden gelenlere kucak açtılar. Ve ilk dini biz atalarımız Seyitlerden öğrendi. Bu Seyitlerin hepsi de Sufi standlı bugünkü manada. Dünyaya tamah etmeyen, hevasına uymayan, üç tane ilaheye tapmayan, üç tane ilahe var. Kur'an-ı Kerim'in bize beyan ettiği üç tane ilah var. Lat, Uzza, Menat. Meşhur ya, hani bu Necm suresinde geçiyor, Allah ona sarktı ayetinden sonra, zannediyorum 20. ayetten sonra, görmedin mi Lat'ı, Uzza'yı, Menat'ı, üçüncüsü de Menat'ı diyor. Bu üç tane meşhur ilahe var Kur'an'da. Bu üç ilaheden sıyrılmaktır sufilik. İşte sahabeler, o günkü ehli beyt, bu üç ilahtan sıyrılmış olan kimseler. Lat ilahtan türeme. İlahtan türeme olunca böyle hukuksuz otoriteyi simgeleyen bir şey. Lat. Onun kelime tarihçesine bakarsanız ilaheyi bulursunuz. İlahe. La ilahe. İlahe. Yani ilah değil. İlahe. Zayıf manasında. Bunu biraz böyle dil bilimcileri kadınımsı olarak tarif etmişler. Ben bunu kabul edenlerden değilim. Bu kökü olmayan demek. İlahe. Birincisi ne bunun? Lat. Arap kültüründe çok önemli bir yere sahip. Ve otorite isim geliyor. Hazreti Hüseyin Efendimizin çocukları hukuksuz bir otoriteye, kanunsuz bir otoriteye, zalim bir otoriteye baş kaldırmışlar. Bu dedelerinin sünneti, dedelerinin ahlakı, dedelerinin yolu. Dedeleri ne yapmıştı? Mekke'deki kanunsuz otoriteye karşı çıkmıştı. Ve o dedelerinin eğitimini alan Ehl-i Beyt-i Resulullah Orta Asya'ya gidiyor. Birinci özellikleri, Orta Asya'ya giden Ehl-i Beyt'in birinci özelliği hukuksuz ve kanunsuz otoriteye baş kaldırma. İkinci özellikleri var. Ne? Uzza. Uzza kelime kökeni olarak bakacak olursak gücü simgeliyor. Güç. Bu kanunsuz, hukuksuz otoritenin yine kanunsuz, hukuksuz bir gücü var. Ehl-i Beyt-i Resulullah, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden sonra bu kanunsuz, hukuksuz güce karşı savaş açmış. Yani Uzza'yı karşılarına almış. Dedesi Uzza'yı yıkanlardan. Meşhur bir rivayet vardır. Uzza Mekke'nin dışında bir yerdedir. Ve Halid bin Velid'i gönderir Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Git der, o Uzza'yı yık. Gider Uzza'yı yıkar, gelir. Der ki, ya Resulallah, görevi tamamladım. Hayır, tamamlamadın der. Çabuk git, görevini tamamlar der. Ben biraz kestirmeden gidiyorum. Hızla Halid bin Velid tekrar oraya gider. Bir bakar ki, çok özür dilerim, anadan üryan bir kadın toprağı alıp saçına başına serpiyor. Eski kadınlar Arap kültüründe ağıt yakarlarken böyle ağıt yakarlar. O yüzden yasaktır ya, din yasaklamıştır bunu bize. Ve Hazreti Halid bin Velid o kadını öldürür, ölesi tekrar gelir geriye. Şimdi vazifen tamamlandı der. Uzza'nın bu manada kelime manası güç, kontrolsüz güç, hakka ve hukuka dayanmayan güç. Üçüncü ilahe var
O da ne? Mana, manaf, manat. Bu da ne? Para. Ekonomi. Kapitalist sistem. İşte Hazreti Hüseyin Efendimizin çocukları bu üç ilahiye karşı çıkaraktan Türklerin yanına giderler. Ve Türkler İslam olurlar. İslam olunca bu ilaheden uzak, üç ilaheden uzak bir İslam anlayışıdır. Üç ilaheden uzak. Ve Türkler bu üç ilaheden uzak olunca sufi anlayışları, dini anlayışları da bunun üzerine kurulu. Şimdi böyle yukarı Mezopotamya sufiliği dedim de aklınıza bu gelsin. O zaman işte din bize, sufilik bize bunu öğretir. Bir, otorite hukuksuz ve kanunsuzsa ona itaat edilmez. İki, güç kendisinin, o güç kendisini Allah'la ve Allah'tan bir şeyle beslenmiyorsa ona itiraz edilir. Üçüncüsü, kapitalist sistem, para. Eğer ona siz taparsanız o zaman her şeyinizi istismar edersiniz. İşte istismar edenler, dini istismar etmeye çalışanların üzerinde bu üç farklı ince hastalık vardır. Üç ince hastalık. Bu sufilerin üzerinde de vardır. Bu üç hastalığa tutulan insanların imanları kemale ermez. Bir, otorite hastalığıdır. Bir kimse bulunduğu toplulukta otorite oluşturmaya çalışıyor. Her şeyi bana soracaksınız. Her şeyi benim emrimle, benim iznimle yapmaya çalışıyorsunuz. Öyle yapıyorsanız, bunu uygulatıyorsanız siz bu otorite hastalığına tutuldunuz. Bu sufilik değil. Bu dindarlık değil. Siz işlerinizi ayet-i kerime. Siz işlerinizi istişare ile götürünüz. Ve istişarede bir karar alırsanız o kararın da arkasında durunuz. Kiminle istişare edeceğiz? Ben genetik bir problem var ise istişaremi genetik hocasıyla yapacağım. Eğer benim işim dinle alakalıysa, imamlıkla alakalıysa Harun Hoca ile istişare edeceğim. Benim işimde örneğin farklı bir şey varsa iktisat okumuş Oktay ile istişare edeceğim. İşle alakalı, ticaretle alakalı gibi. O zaman sufiler bu manada etraflarına haktan ve hukuktan yoksun bir otorite kurmaya çalışmazlar. Müminler böyle bir otorite kurmaya çalışmazlar. Böyle bir otorite kurmaya çalışanlar dinlerini istismar ediyorlar. İkincisi neydi? İkincisi güç oluşturma. Kamuoyu oluşturma. Asker, bunu devlet bazından alırsanız siyaset ve asker oluşturma. Bu güç veyahut da bugün için güç farklı bir şey. Belagat güç, dil güç, ne bileyim işte insanları lafla evirip çevirmek güç. Bunlar normalde insanları sömürme, istismar için. Bir kimse kelam ve kelime oyunlarıyla bunu yapıyorsa o da istismar ediyor. Din istismarı. Halkın anlamayacağı dilden konuşup din anlatmaya çalışanlar istismar ediyorlar. İnsanların normalde kendince zekalarıyla ve akıllarıyla oynamaya çalışanlar din istismarcısı. İnsanların anlamadığı dilden konuşanlar din adına din istismarcısı. Bunlar böylece ne yapıyorlar? Gücü elde etmeye çalışıyorlar. Güç oluşturmaya çalışıyorlar ki bu da nedir? Uzallıktı. Üçüncüsü ne? Üçüncüsü de enteresan bir şey. Mesela Azerbaycan'ın para birimi manat. Manat para demek. Eğer sizin paranızı sömürüyorsa bu da ayrı bir handikap. Bu da din istismarcısı. Size diyorsa ki zekatlarınızı bize vereceksiniz, din istismarcısı. Diyor ki zekatlarınızı filanca kuruma vereceksiniz, din istismarcısı.
Sizde dini tebliğ etmesi lazım. Zekat Kur'an'la sabit, birinci sırada fakirlere. İkinci sırada miskinlere. Üçüncü sırada alimlere, cihad edenlere. Alim dedi, Allah yolunda cihad edenlere. Alimlere, borçlulara, yolculara. Size din olarak bunu aktarmıyor da, Ramazan geldi, hoş geldi, cebimize dop dolu geldi deyip, zekat ve fitrelerini kendilerine aktarmaya çalışıyorlarsa, aman zekatları Şeyh Efendi'ye verelim, Hoca Efendi'ye verelim, Zakir Efendi'ye verelim, İmam Efendi'ye verelim diyorlarsa, bunlar da manata tabi olan Müslümanlar. Adı Müslüman ama ilaheleri ne? Manat. İşte en büyük istismarlar bu, acı bir şey. Dindarım diyenlerde ve dini tebliğ ediyorum diyenlerde yaşanır. Bunu anlatırken sizi korkutmak için anlatmadım. Kendimce bu istismara kendi dairenizde kapı aralamayın diye anlattım. Ramazan ya, coşu huruş içerisinde. Şimdi biz her türlü istismara açık olabiliriz. Buyur hocam. Saydıklarınızı mesela insanlar bolu bolu gidiyor şu anda. Bolu bolu aktarıyorlar para. Peki bu algının veya bu bunu nasıl yapacağız? Bunun bir çaresi var ki ne? İşte o yüzden anlatıyoruz hocam. Çok azınız iman etti diye boşuna mı dedi ayet-i kerimede? Çok azınız iman etti dedi. Sorulara geçeyim. Bu tarz giriş. Buyurun. Ben anlayamadım, özür dilerim. Evet. Nasılsanız öyle yönetilirsiniz der ya ayet-i kerimede. Biz öyleyiz, bununla yönetiliyoruz. Siz kendinizi değiştirmedikçe Allah sizi değiştirmez. Allah zorba değildir çünkü. Siz eğer hak yolu tercih etmediyseniz Cenab-ı Hak sizin kulağınızdan tutup hak yola getirmez sizi. Zorba değildir. Siz hak yolda giderken de sizin kulağınızdan tutup şer yola dağıtmaz Cenab-ı Hak. Benim öyle bir inanışım yok. Ayet-i kerimeler de öyle zaten. Biz nasılsak onunla idare oluyoruz. Bizlere Ceblisa ve Ceblika şehirlerinden ayrıca içerisinde yaşayan varlıklardan bahseder misiniz? Amak-ı hayalde geçiyormuş bu. Yani bu uzun bir muhabbet. Hakkınızı helal edin. Yokluk ile varlık aynı şey midir? Eğer aynı şey ise ispat eder misiniz? Aynı şey değildir. Neden ispat edeyim ki? Yokluk da varlık da belki de aynı yerden doğar çıkar. Ben aynı şey demedim. Bir şeyin aynı yerden çıkması demek, o şeyin aynı şey olması demek değildir. Bu manada varlığın çıkış noktası Cenab-ı Hakk'ın kendisidir. Ama o varlığın çıkış noktasından sonra varlığın üzerinde değişik tecelliyatlar olabilir. Ve o tecelliyatlar bu noktada yokluk da vardır, varlık var ise zıttı olarak. Neden bir de ispat etme derdine düşeyim ki? Böyle bir iddia sahibi değilim. Ruh nedir? Ey Habibim, sana ruhtan sorarlar. Sen onlara de ki, size bununla alakalı çok az bir bilgi verildi. Ruh bizzat duyulara sahip midir? Duygulara sahip midir? Ruh duygulara sahiptir. Allahu alem. Hüviyetini bilir mi? Evet. Ve ruh bedenden ayrıldığında hangi halde olacaktır? Aynı halde olacak. Hangi halde ise o halde olacak. Bunu normalde rüyanızda veyahut da halinizde görürken, normal işte rüyada görüyorsunuz. Mesela bir kimsenin cisim üzerinden görüyorsunuz. Rüyada gördüğünüz şey o kimsenin
normalde kimliği, ruhaniyeti aynı şekilde göreceksiniz. Bir başkası ile yaşadığı kötü bir olayı bir başkasına anlatması gıybet dediğimizde de bu gıybet değil, bunun adı oluyor. Adı yaşanmışlık oluyor diyorlar. Gıybet nedir? Gıybet bir kimsenin hoşuna gitmeyecek bir sözü arkasından söylemektir. Doğru olsa dahi. Bakın, hoşuna gitmeyecek bir sözü arkasından söylemek gıybettir. Doğru olsa dahi. Doğru değilse iftiradır zaten. O yüzüne karşı söylemek de haramdır İslam'da. Evet. Siz birinin yüzüne karşı eleştiremezsiniz. Arkasından da konuşamazsınız. Böyle bakacağız. Yani yok, insan olmak tepki göstermemeye gerektiriyor. İnsan olmak, hani az önce Orhan hocam dedi ya, hani dilinden emin olmak. Hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri der ki, Müslüman odur ki diğer insanlar onun dilinden emindirler. Mümin odur ki diğer canlılar onun canından emindirler. Bizim dilimizden emin olacak herkes. Evet, yüzüne karşı eleştiremeyeceksin. İşte tebliğ edebilirsiniz. Din nasihattir. Mesela işte bir kimse yalan söylüyor, sen yalan söylüyorsun demeyeceksiniz ona. Ona şöyle diyeceksiniz. Yalan kötülüklerin başlangıcıdır. Yavrucuğum, yalan söyleme. Böyle biraz da sesinize derinlik katın. Kurtlar Vadisi gibi değil. O vardı ya, hani bir tane kuşlar muşlar geliyordu. Neydi filmin adı? Harry Potter gibi, evet. Ne kadar bak, sinema kültürü geniş bir topluluktayız. Sesinize bir ahenk, bir derinlik katacaksınız. Yavrucuğum, yalan söyleme. Derinlerden gelecek ses. Ah diyecek, ya bu yalan söyleme sözü farklı. Ama bunu söyleyecek olan kimse önce kendisi yalan söylemeyecek. Dinde tebliğin en önemli noktası, tebliğ edicinin tebliğ ettiği şeyi kendisinin yaşaması. Eğer kendisi yaşamıyorsa, o zaman onun tebliğinden ne yazık ki hiç kimse bu noktada fayda göremeyecek. Maşallah, roman gibi yazmışsınız. Allah Allah. Peygamber Efendimiz'in sözlerini yaşarken kayıt altına alınmasını istemezken ve bu durumda Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer zamanında titizlikle uyulurken, sonraki zamanlarda bu kralın çiğnenmesi sonucu Hazreti Muhammed'in söylemediği sözleri söylemiş gibi gösteren bir yaklaşım olmadı mı? Hayır. Bu böyle bize, bu bir cenah var, bunu böyle aktarıyor, bu doğru değil. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hadislerinin yazılmasını söylüyor, dinlenilmesini söylüyor. Allah'ın kitabı vardır, Muhammed'in de söyledikleri vardır. Muhammed'in söyledikleri de haktır. Bu hadisleri inkar edip sünnet-i Resulullah'ı inkar edecek olanların tezi bu. Evet, hadis-i şeriflerin içerisinde hadis alimlerine düşen ve hadisleri gözden geçirip, hadisleri analiz edip, hadisleri kritik edip, gerçekten bazı hadislerle amel edilmesi mümkün değil. Bakın, o hadisler yok demiyorum. Amel edilmesi mümkün değil. Bunları kritik edip bir kenarda toplamaları haktır. Bunu zaten mesela İmam-ı Azam kendisine ölçü aldığı hadislerin hepsini müsnedinde toplamış. İmam Malik kendisine ölçü aldığı hadislerin hepsini de o da kendi müsnedinde toplamış. İmam Şafii'nin müsnedi var. Kendisinin ölçü olarak aldığı hadisleri topladığı bir kitap var. Biz bu meseleyi bu hadisten ölçü aldık diye. O yüzden hadis imamlarının bir araya gelip bunların hepsinde elden geçirilmesi gerekir mi?
El cevap evet. Ama hadisleri komple reddetmek, hadislerin komplesini yok hükmünde görmek, dini yaşanır halden çıkarır. Çok tehlikeli bir oyun var burada. Halisane ilim adına yapılacak olan çalışmalara canı gönülden desteğim. Evet. Yeniden içtihat edilmesi gereken konular var. Evet. Yeniden bu noktada bu içtihatlarla Müslümanların dini yaşamalarının önü açılması gerek. Evet. İstismar edilmeden bunun mevcut olan ilmi heyetler toplanıp bunların üzerinde çalışma yapılması lazım. Biz hala da Hanefi fıkhına göre bir kadının 80 kilometre ileri başka bir yere gitmesi caiz değildir dediğimizde bütün herkesin saçları diken diken oluyor. Neden? Bu toplumda 3 milyona yakın, belki de 2 milyon, 3 milyon, ne kadar hocam, ne kadar üniversite talebesi var? Bunun yarısı bayan olsa 1,5 milyon demektir. 1,5 milyon kızımız okuyor üniversitede. Hiçbirisi de gitmiş olduğu şehirlere anne babaları, velileri tarafından götürülmüyor. Hepsi de haram işlemiş oluyor Hanefi'ye göre. Şafii, Maliki, Hanbeli'ye göre ise yol güvenliği söz konusu. Yol güvenliyse gidebilir. Hala da İslam dünyasında bir bayanın araba kullanıp kullanamayacağını tartışıyorsak, Riyad'da 100 sopaymış. İyi ki Riyad'da yaşamıyorsun. Yani yaka paça bir Suudlarla uğraşırdım artık ben. Yok, hanım kullanacak. Evet. Bunu tartışıyorsak bu gerçekten sıkıntılı haller var demektir. Allah bizi affetsin. Ama bu hadisleri komple reddetmek noktasında değil. Sonraki zamanlarda Hristiyanlık ve Yahudilik dininden İslam'a girenler iyi niyetli ya da kasıtlı olarak kendi din kültürlerinde olan yaklaşımları İslam'ın içine sokmadı mı? Bir parça payı var. Örneğin Hazreti İsa'nın kıyametten önce gelecek olması. Hayır, bu İsrailiyat değil. Bununla alakalı çok tartışma var ama bu İsrailiyat değil. Hazreti İsa aleyhisselam yeniden yeryüzüne inecek. Bu İsevilerin bizim içimize kattığı bir şey değil. En fazla katkı Musevilikten'dir, İsevilikten değildir. İsa aleyhisselamın peygamberliği çok kısadır ve İsa aleyhisselam bu noktada dininin hukuku oluşmamıştır. O yüzden Hristiyanlıktan bize çok katkı da yoktur. Bize katkı var ise Musevilikten biraz daha fazladır. Bu durumda Hazreti Muhammed'in sünneti olarak öğretilen sözlerin doğruluğundan nasıl emin olacağız? Bu noktada evet, bu handikap bir kısım kabul etmek mümkün. Bundan aşabilmenin yolu gerçekten iyi bir hadis okuyucusu, İyi bir tefsir okuyucusu olmamız gerekir. Buna nereye kadar, buna bizim zamanımız var. Bir de işin bu tarafı var. Burada bir handikap var, kabul ediyorum. Bunu aşmanın yolunu bu uzun tavsiye edemiyorum size. Bu gerçekten dine inananların uğraşacağı bir şey değil bu. Yani benim genetikle uğraşmam gibi bir şey bu. Ama bunun İslam dünyasında kasıtlı bir şekilde bu çalışmaların olmadığına inanıyorum. Kasıtlı bu. İslam dünyasında dini entelektüellik hödük. Bu noktada din alimi yetiştirmekte sıkıntı çekiyoruz. Çünkü İslam dünyası 250 yıldan beri bir dağınıklık ve savrukluk yaşıyor. Ve gerçekten insanlar imanlarını muhafaza edip, inançlarını koruyup, hala da Müslümanım deyip yaşamaya çalışıyorlarsa, bu Allah'ın direkt yardımı ve bu noktada yaşamaya çalışan insanlar alkışlanacak bir iş yapıyorlar. Ve siz burada toplanıyorsanız şu anda benim tüylerim diken diken oluyor. Alkışlanacak bir şey yapıyorsunuz.
Buraya geldiğiniz için değil, benim kendimle alakalı değil. Herhangi bir doğru bir dini toplantıya gitseniz, doğru dini öğrenmeye çalışmanız alkışlanacak bir harekettir. Bir başkası sizin başınızın açıklığından, kapalılığından sizi eleştirmeye kalkabilir. Bakmayın bunlara. 250 yıllık bir yenilginin peşinden hala da bu topraklarda gerçekten ihlaslı ve samimi bir şekilde dinini yaşamak ve öğrenmek isteyenler var ise bu muhteşem bir şeydir. Ve bütün dini, İslam dinini yakıp yıkmak, Müslümanları bu noktada perişan etmek isteyenlerin akli melekelerini kaybettiği an. Şimdiye İslam dünyası diye bir dünya kalmamalıydı. Bu Cenab-ı Hakk'ın lütfu ikramı. Bakın lütfu ikramı. İslam dünyası o kadar çok badirelerin içerisinden geçiyor ki hala da öyle. Bizim içimizde ateistler var, bizim içimizde 19'cular var, bizim içimizde bozuk sufiler var, bizim içimizde selefi, vahabi takılanlar var, bizim içimizde ne isterseniz var. En son IŞİD'i var. El-Kaide'si var. Şii'di deyip bombalayanı var, Sünni'di deyip bombalayanı var, mezhep kavgası var, meşrep kavgası var, varoğlu var. İçimizdeki her türlü, içimize her türlü melaneti ya biz davet etmişiz, ya bizim içimize koymuşlar, ya da biz yapmışız. Hala da biz la ilahe illallah Muhammeden Resulullah deyip ya oruç tutup namaz kılmaya gayret ediyorsak gerçekten büyük başarı. Gerçekten büyük başarı. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Çok eleştirebilirler, beni ilgilendirmiyor. Benim de kendimce yaşadığım bir hayat vardı. Geldiğim hayat benim de belli. O yüzden normalde bu topraklarda hala da insanlar din ve diyanet adına bir şeyler yapıyorlarsa kendilerince bu büyük bir başarı. Ben o yüzden bazen kardeşleri kırabiliyorum, yakın dairemdekileri. Kırmıyorumdur inşallah da kırabiliyorum dedim, sertleşebilirim ben. Mesela bir kimse sohbet dinlemeye, zikrullah yapmaya geldi de onun birisi kafasını bulandırmaya, onu böyle önüne set çekmeye, onun üzerinde böyle Bizans oyunları oynamaya başlayınca benim kafam döner. Ben derim ki bataklıkta bir gül çıkmış. Bir kimse Allah demeye çalışıyor. Sen mümin isen, sen sufi isen, sen Allah yolcusuysan ona hizmet et. Ona hürmet et. Onu başına tac et. Onun eksiğini kusurunu görme. Ona nasihat et. Ona anlat biliyorsan. Bir daha anlat, 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 bir daha anlat. Bıkma. Bir daha git. 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 Ya ben şu kadar gittim yok. Bir daha git. Sebep bir kişi bir kez Allah desin. Bir kez. Onun bir kez Allah demesi, bütün varlığı bir kefeye koy, onun bir sefer Allah demesini bir kefeye koy. O ağır gelir. O ağır gelir. O yüzden ben böyle yakın dairemde böyle bu tip Allah affetsin istismarlara, bu tip böyle şeylere çok sert tepki verebilen bir kimseyim. Allah demeye gelmiş. Buraya gelen birisinin hiç kimse tarafından incitilmesini ve kırılmasını istemem. Televizyon var evinde, radyosu var, bilgisayarı var, interneti var, parkı var, bahçesi var, tavernası var, gece kulübü var. Her şey açık. Ramazan mamazan önemli değil, açık.
gidebilir miydi herkes burada? Evet. Buraya geldi. Burada hiç kimsenin sizi istismar etmeye hakkı yok. Hizmet etmek. Bu topraklarda hala da din yaşanıyorsa hep beraber buna, hep beraber ön fikirsiz destek olmamız gerekir. Siz soruları cevaplandırırken olması gerektiği gibi şeriat ve tarikat noktasından hareket ediyorsunuz. Peki gönlün yolu olan hakikat penceresinden baktığınızda tüm dinlerin aynı özü anlattığını ve bunun sonucunda Hazreti Mevlana'nın ne olursan ol yine gel sözünde anlattığı gibi tüm dinleri ve insanları kucaklamak noktasında gelmiyor musunuz? Evet, bu noktada Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Muhammed'i Mustafa'ya kadar gelen bütün dinler aynı şeyi anlattılar. Dinlerin bu noktada birbirlerinden farklılıkları yok. Ama bu demek değildir ki biz dinin yeryüzüne inmiş olan son mesajı Kur'an'a tabi olmayalım. Yeryüzünde daha ben daha ilerisini söyleyeyim size. Bu ne olursan ol gel sözü Hazreti Mevlana'nın değil. Onu da parantez içerisinde söyleyeyim. Yani öyle söyleniyor. Bu noktada bundan daha ilerisini söyleyeyim. Yeryüzünde inanç sahibi olan bütün herkesin inancı Allah'tır. Bir Budist dahi Buda'ya taparken Allah olarak tapar. Ben bir kimsenin inancını reddetme noktasında değilim. Ama gönlüm arzu eder ki insanlar hakikatin de hakikatine ulaşsın. Bu hakikat yolculuğu bitmek tükenmek bilmeyen bir yolculuktur. Hakikatin de hakikati vardır. Ulaşmış olduğunuz hakikat sizin hakikatinizdir. Hakkın hakikati değildir. Her ulaştığınız nokta sizin hakikatinizdir. Hakkın hakikati değildir. Ve siz kendi hakikatinize doğru koşarsınız. Ve her ulaştığınız, buldum dediğiniz şey bulmadığınızın göstergesidir. Bu tasavvufi manada bu bitmek tükenmek bilmeyen bir yolculuktur. O yüzden daha da ileriye doğru yürüyeceğiz. Hakikat penceresinden hissettiğiniz zaman Muhyiddin İbnül Arabi'nin dediği gibi arif olan için din yoktur sözünü özümsemiyor musun? Özümsemiyor musunuz? Arif olan için din yoktur sözü Arabi'ye aittir. Siz bunu bu noktayı anlayamayacak olan insanların önünde söylerseniz insanlar şöyle derler. Din yok o zaman. Oysa Hazreti Allah Kur'an'da der ki size din olarak İslam'ı seçtim. Hazreti Allah sizin dininizi tamam ettim ve din olarak da size İslam'ı seçtim derken Arabi'nin sözüyle bu tenakuz oluşturur. Zahir noktada baktığımızda Arabi bu sözü söylerken kendince din yoktur dediğinde din orta yerde Allah'ındır. Allah'ın koymuş olduğu kendi hakikati vardır. Ve siz onun hakikatinin adına din dersiniz, başka dersiniz, her şey diyebilirsiniz. Bu farklı bir şey. Ama Arabi de olsa Kur'an'ın üstünde değildir hiç kimse. Hallacı Mansur'un ene halk demesiyle Yunus Emre'nin ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm demesi arasında bir fark var mıdır? Bunları anlayabilmek için çok basit şeyler söylüyorum. Hallacı Mansur'un enel hak demesini anlayabilmesi için bir kimsenin gecede 100 rekat namaz kılması lazım. Hallacı Mansur rivayet edilir ki her gece 100 rekat virt olarak namaz kılardı. Biz Hallacı Mansur'un enel hak dediğine bakıyoruz. Gecede 100 rekat namaz kıldığına bakmıyoruz. Biz Hallacı Mansur'un enel hak dediğine bakıyoruz. Hallacı Mansur'un başını sokacak bir evi yoktu.
Biz Hallacı Mansur'un Enel Hak dediğine bakıyoruz. Hallacı Mansur'un cebinde bir dinar yoktu. Biz Hallacı Mansur'un Enel Hak dediğine bakıyoruz. Hallacı Mansur hiç doymamıştı. Biz Hallacı Mansur'un Enel Hak dediğine bakıyoruz. Allah'a olan aşkından dolayı uzuvları kesilirken o hak, hak, hak diye haykırıyordu. Evindeki televizyondaki dizisini terk edemeyen, evindeki buzdolabındaki yiyeceğini terk edemeyen, yaz tatilini terk edemeyen, bir pazar günü tatilini terk edemeyen, rahatını terk edemeyen ve eşyalarını terk edemeyen, kıyafetlerini terk edemeyen, yiyeceklerini terk edemeyen bir kimsenin Enel Hak'ı anlaması mümkün değildir. Bir çıt ileri söyleyeyim, kapak olsun. Hazreti Mevlana Mesnevisinde der ki, eğer Mansur bizim sözlerimizi duysaydı, ilk taşı bize o atardı. Siz Hallacı Mansur'u ileride bir şey zannediyorsunuz. Bizim toplumumuzun önüne öyle bir şey konuluyor. Hallacı Mansur, Enel Hak dedi. Rahmetli şeyhim öyle demişti. Mustafa Efendi oğlum bizim zamanımızda olsaydı biz ona Enel Hak dedirtmezdik dedi. Kaldım. Oğlum şeyh yoktu da bir mürşidi kamil yoktu da o yüzden orada kaldı dedi. Dedim efendim herkes böyle hani uçuruyor. Evladım bilmiyor insanlar tasavvufu hakikati dedi. O yüzden Hallacı Mansur Enel Hak dedi diye tutturuyor dedi. Bu benim yeni sufi olduğum zamanlar. Böyle elimi böyle omuzuma koydu. Hakkınızı helal edin. Kendimi bir şey benzetmekten değil. Bir gün gelir anlarsın Mustafa Efendi. Onun daha yarı yolda kaldığını dedi. Evet. O gerçek sufilerin içerisinde yarı yolda kalmış bir kimsedir. Aşığın öyle bir hali vardır ki maşuğun bütün özellikleri onun üzerinde tecelli eder. O esnada o kendinden geçer ve der ki ben oyum. Şibli bunu şöyle anlatır. Demiri alsanız der, kızdırsanız ateşin içerisinde. Demir kızsa lale gibi olur o. Önce bir sararır, ondan sonra bir kararır, ondan sonra bir kızarır, ondan sonra tekrar bir daha sararır. O esnada diyor, ben ateşim dese, haykırsa hakkıdır. Sarhoş ya. Bunu üstadım şöyle dedi. Mustafa Efendi oğlum dedi, sen gençliğinde içtin değil mi dedi. Evet efendim dedim. Böyle dedi yeni gençler iki duble atınca dedi, var mı bana yan bakan diyor mu dedi. Efendim diyordu, ben onlarla hiç içmiyordum dedim ben. Hah işte dedi, bunun gibi bir şey dedi. İki duble atınca var mı bana yan bakan diyor. Böyle döndü. Sen nasıl içiyordun dedi. Biz hiç öf demiyorduk efendim dedim. Raftakına gözümüzü dikiyorduk dedim. En sonunda zehirleniyorduk dedim. Kaç sefer zehirlendin dedi. Benim hatırladığım 2-3 sefer zehirlenmişim dedim. Ha o yaz günüydü ya. Yok. Ben içirmedim onu. Ben içirmedim onu. Normalde salataya dökmüşüm ben. Onu normalde makine yağını normal yağ diye. Durmuşların evinde oldu. Ne varsa temizlendi. Herkes kustu zaten. Ağustos'un bayındır sıcağında olacağı o. Ondan ona döneceğiz. Bundan yola çıkarsak insanın kendine ne kendine tecellisi nedir? Kendinin kendisine tecellisi nedir? Siz hala da bunları mı düşünüyorsunuz? O tarafa bu tarafa döneceğinizi mi düşünüyorsunuz? Biraz melami sohbeti yapabilirim size. Delikten kasıt ne? Bakan ne? Göz mü gördü? Sen mi gördün? Ondan kasıt ne? Senden kasıt ne?
Sen ondan ona döneceğiz derken iki tane o mu var sende? Sen ondan ona döneceğiz derken dönen sen misin ki? Giden sen misin? Yürüyen sen misin? Bakan sen misin ki? Sen mi döneceksin? Ne kadar akıllısın? Sen mi döneceksin? Ne kadar güçlü, kuvvetlisin? Ondan ona derken kim? Sen ayrı, o ayrı mı? Uğraşmayın. Kelimeden kelime üretiriz. Kelimeden kelime üretmek haram. Üretmeye başlarsak benim diyen Melami veya Arabici karşımızda el pençe durur. Onları 25-26 yaşlarındayken geçtik. İmam Gazali'nin müzik dinlemekte sakınca görmediğini söylüyorsunuz. Biz de rahatça çalıp dinliyoruz çok şükür. Ne kadar güzel. Biraz neşelenin. Fazla arabeske takılmayın. Halk türkülerini dinleyin. Zeybek türkülerini dinleyin. Türk sanat musikisini dinleyin. O hoppacık poppacık şeyleri dinlemeyin. Yok bandıra bandıra ye beni. Ne bu ya? Evet, siz Tuti Mucize'yi onu da dinlemezsiniz. Eyvallah. Eyvallah. Ama musiki bizde tamamiyetle haram edilmiş bir şey değil. Bir kısmı bunu caiz görmemiş. Eyvallah. Biz caiz görenlerin tarafındayız. Hanbeliler caiz görmüş. Hanefiler caiz görmüş. Ehli Sufi bunu makul ölçüde caiz görmüş. Gazali'nin müzikle ilgili görüşler hakkında daha fazla bilgi verir misiniz? Bununla alakalı size bir eser söyleyeyim. Böyle aynı zamanda da hocamın diliyle akademik bir eser. Süleyman Uludağ hocanın doçentlik tezi. İslam'da musiki ile alakalı bir tezi var. Muhakkak o kitabı edinin ve okuyun. Bu konuda çok iyi bir aydınlanma yaşayacağınıza inanıyorum. Ve halkın içerisinde dolaşan musiki ile alakalı kargacık burgacık sözlerden de kurtulursunuz. Hav metal dinlemeyi ve elektro gitar çalmayı seviyorum. Bir gün bize de dinlet kimse bu. Ben ne olduğunu bilmiyorum, bilmediğim bir şeyin üzerinde hükmetmeyeyim. Hav metalle gitar nasıl oluyor? Al getir bir gün burada. Böyle oluyor de dinleyelim bir bakalım biz neymiş. Gerçekten ciddiyim bu konuda. Bizim zamanımızda yoktu bu hav metalciler. Var mıydı Nuri? Yoktu değil mi? Ne vardı? Mesela Orhan hocam dedi ki makine gıcırtısının başka bir şekli. Tarif ederken öyle tarif etti. Arkadaş alınmasın şimdi ama. Yani modern sanayi üretimini insan üzerindeki yansıması. Ben mesela rebap sesine hayranım. Ben mesela bir keman, ondan sonra taksimine hayranım. Bir böyle kaba zurnayla bir taksime hayranım örneğin. Bu bölgenin, yörenin şeyi ya, kaba zurnayla. Herkes taksim yapamaz. Mesela şimdi burada bir iki parmak bir zeybek olsa Harun Hoca'ya oynatırım mesela. Böyle giderse Diyanet'ten atacaklar onu herhalde ya. Kültürel deccaliyete mi hizmet ediyorum? Yani bu noktada şimdi kültürel deccaliyet dediğimizde evet, bu normalde bütün dünya üzerinde var. Ama ve lakin musiki de bu işin içerisine katarsak biz eyvah ki eyvah diyeceğiz. Olabilir ama. Bizim değil batının kültürü sonuçta, en önemlisi bunlarla hiç ilgilenmemek maneviyat yönünden daha mı iyi? Yani biz bu noktada batı kültüründe eğer olumlu, güzel, doğru şeyler varsa alınmasından yanayım. Bunda bir sıkıntı yok. Bunu Kur'an ve sünnetle zıtlaşmıyorsa, çatışmıyorsa,
İlim Çin'de de olsa gidip alınız hadis-i şerifi mantığınca. İyi bir şey var ise ve bu insanlık faydasınaysa bunda bir sıkıntı yok. Bir Müslümanla Hristiyan evlenirse günah olur mu? Hristiyan bir kadını Müslüman bir erkek nikahlayabilir ama Müslüman bir kadını Hristiyan bir erkek nikahlayamaz. Elimizde bulunan nakit paranın bir kısmı ile bir bina yapmaktayız. İnşaat devam etmekte. Bu mevcut paranın binayı bitirmeye yetecek kadarını ayırıp geri kalanı üzerinden zekat yapmak doğru olur mu? Hayır. Yapılmakta olan bina satıldıktan sonra zekata tabi olur mu? Evet. Eldeki nakit para da elimize geçeli 9 ay oldu. Ona zekat düşmez. Paraya zekatın düşmesi için paranın bir yıl uhdede kalması gerekir. İçimizdeki kötü duygu ve düşüncelerden kurtulmak için ne yapmak gerekir? Zikir yapsak bile bu duyguları engelleyemiyoruz. Zikir kemale erince bu normalde bu duygular aşağı çekilecek. Bunu tamamiyetle kapatmak mümkün değil. Oruçluyken gusül abdesti alınır mı? Evet. Örnek sahura kalktık tekrar yattığımızda rüya gördüm. Oruç bozulur mu? Hayır. Yoksa devam mı edelim? Evet, oruca devam. Gusledip oruca devam. Biz onların kulaklarına ağırlık verdik. Kalplerine perdeler çektik. Seni anlamazlar der Allah. Niçin müşriklere böyle yapma gereği duymuştur? Allah onu yapmaz. Allah onu zulmetmez. O kimse kendince Hakk'ın sesine kulağını kapatır. Hakk'ın sesine kulağını kapatınca Cenab-ı Hak da onu kapatır. Bizden gelir bu hareket. Allah zalim değildir. İslam alemi üzerindeki şiddet ve zulüm halleri Müslümanların kendini çağımız gereği yenilememelerinden mi yoksa karşı güçlerin asırlardır iyi organize olmalarından mı kaynaklanıyor? Ben bunu dışarıdaki kimselere bağlamak çok fazla istemiyorum. Bizde böyle bir kolaycılık var. Dış güçler bunu böyle yaptı diye. Biz de kendi kendimize sağlam duralım, birlikteliğimizi muhafaza edelim. Kendimizce dinse dinimizi, eğitimse eğitimimizi, sağlıkla sağlığımızı bu noktada üst seviyeye getirelim. Hiç kimse bizi yönlendirmesin. Yönlendirilen toplumlar zayıf toplumlardır. Biz zayıf olmayalım, yönlendirmesinler. Yönlendirilen insanlar zayıf insanlardır. Siz sağlam bir duruş sergilerseniz kimse sizi yönlendiremez. Bunun gibi. Oruçluyken diş fırçalanır mı? İşim gereği önem taşıyor. Neden fırçalanmasın ki? Hala da bunları mı soruyor insanlar? Televizyonlarda bunlar mı konuşuluyor yoksa? Ben izleyemiyorum da uzun zamandır. Diş misvaklamak. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri oruçluyken dişlerini misvaklardı. Buradan hareket ederekten bir kimse normalde dişlerini fırçalar. Hatta diş macunu sürse de fırçalasa bir şey olmaz. Diş macunu yiyeniniz varsa yemesin. O orucu bozar. Vay ne kadar tatlıymış ya az bir şey alayım filan diyorsa birisi o orucu bozar. Yok değil mi diş macunu yiyen öyle bir kimse? Bir şey yerseniz, bir şeyi yutarsanız orucunuz bozulur. Bir şeyi yemezseniz, yutmazsanız oruç bozulmaz. Abdest alırken ağzınızı çalkalıyorsunuz. Ağzınızı çalkalamaktan dolayı oruç bozulmadığı gibi diş macunuyla da dişleri fırçalamaktan oruç bozulmaz. Esmaları neden sayı ile çekiyoruz? Esmaların sayısallığı var. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri sayıya bağlamış. Bu normalde şuna benziyor. Bir ziplenmiş dosya var. Dosyanın bir kodu var. O kodunu söylerseniz ziplenmiş dosya açılacak. 33 tane Sübhanallah, 33 tane Elhamdülillah, 33 tane Allahu Ekber, 100.sünde La ilahe illallah, vahdehu la şerike le, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir der ise deniz köpükleri kadar günahı olsa o kimsenin günahı affolur. Bu ziplenmiş dosya affolacak ya, bunun kodu bu. Kim 100 sefer, günde 100 sefer Subhanallah ve bihamdihi Subhanallah lazim ve bihamdihi Estağfurullah el azim der ise deniz köpükleri kadar günahı olsa affolur. Bunlar var deyip de sabahtan akşama kadar da günah işlemeyin. Hay bulduk bir tane virt ya, vay ya şuna bak ya, böyle değil.
Hani bir de var ya pembeli, mavili, güllü, yasinler filan böyle bir kadınların elinde bir hayli fazla. Hatta giderken 40 tane, 50 tane, 100 tane taşıyorlar bir yere. Herkese dağıtıyorlar, herkes de okuyor. Ondan sonra bir daha topluyorlarmış onları. Toplarlarken törenle topluyorlarmış. Kitapları öpüp başa koyup koyuyorlarmış. Yani bir de bunları anla. Hocam ben 40 tane Yasin dağıttım ama toplarken bir tanesini öpüp başıma koymadım. Geçti mi şimdi? Bana gelen soru bu. Dedim yani öpüp başına koymadın mı? Ben de ciddi bir şekilde. Hayır hocam ne yapayım şimdi dedi. 40 kişiye yeniden mi dağıtayım? O 40 kişiyi düşündüm. Onu değil. Bir an dedim ya bu 40 kişiye bir daha zulmedecek şimdi. 40'ına da dedim dağıtacak şimdi o kitapları. Ondan sonra 40'ında öpüp başına koyup toplayacak. Öpüp başına koyup toplamazsa çıkacak. Ya Allah'ım dedim ya şimdi dedim ben yok. Bunu dedim şimdi sarmayayım ben iyice. Dedim kardeşim böyle şeyler yok. Öpüp başına koysan ne olacak, koymasan ne olacak. Bu tip şeyler dedim atıl batıl şeyler. Otur dua et, Kur'an-ı Kerim oku, Yasin oku. Ne okuyorsan oku. Yani bunlar yanlış şeyler. Öyle miydi hocam dedi. Ben tabi onun nazarında ses tonundan anladım. Ben iyi bir hoca değilim. Sonradan biraz küçümseyerekten konuştu. Ondan sonra tamam dedim. Bunun istediği bu değil. Ben onu diyecektim. Vay öyle mi? Hemen 40'ını topla. 40'ı da toplamazsa 40 bela kapılarında. 40'ı da toplanırdı. Dolu. Gidin bakın. Ultra süper mega dualar. Tabii. Ne? Ultra süper mega dualar. Bakın tam girişteki ikinci kitap. Ultra süper mega dualar. Evet. Muhteşem bir şey ya. İlk defa duydum ya. Bunu bir yerde okuduydum. Kim sabah namazından temiz bir abdest alır, kıbleye yönelir, 786 tane besmele-i şerife okursa biiznillah cezaevinden kurtulur. Bunu okuduydum. Bir de onun 7278 defa olanı var. Şaka yapmıyorum, orada yazıyor. Hocam sen işi arttırıyorsun ya. 7200'ü nereden çıkarıyorsun? Kolaylaştır. Hocam anlaşsak seninle. Hocam biraz indirim yapsan. Yok kitaptan değil hocam. O 7800'den 7200'den indirim yapsan. Ay. Kandiller Osmanlı geleneği olduğu ve Kur'an ve sünnette yeri olmadığı söyleniyor. Böyle bir şey söyleniyor. Kadir gecesini nereye koyacağız? Teravih namazı çıkışı Suriyeliler ve bir kısım insanlar ve kurslara para toplayanlar oluyor. Hangisine verelim? Yani bu yenilmişliğin göstergesi. Yani bu vereceğim ama ya hangisine vereyim? Yani bu yenilmişliğin göstergesi. Yani Allah kahretsin yani. Bunca isteyen var. Teravih'e gittiğime gitmişim ben. Bin pişmanım. Birine vereceğim ama hangisine vereyim? Hiçbirine verme. Tabii cumaları da aynı. Hutbeyi okuyor. Hoca sen de mi okuyorsun? Sen de mi böyle yapıyorsun? Şimdi hutbeyi okuyor. Ben varsam imamlar beni tanıyor ya. Böyle bana bir bakıyor. Gene burada mendevur. Gene bir laf söyleyecek şimdi. Bazılarını kaydırıyor. Ben oradayım anlıyorum ben. Çünkü cümleler birbirini tutmuyor. Ben de bakıyorum. Buradayım. Ona göre oku. Hele bir tanesi artık gitmiyorum. Üzülüyorum adamcağıza. Bir tanesi para isteyecek ya. Hocam hakkınızı helal edin. Yani bunu bize gönderiyorlar. Okumak zorundayız. Öyle istiyor. İşte değerli cemaat. Şunun için para toplanacak bugün cumadan sonra. O böyle bana bakıyordu. Onu da bir iki müdahale ettim çünkü öyle. Birincisinde şeydi. Organ nakliyle alakalı.
organ nakliyle alakalı okuyor. Bir kimsenin tıbben ve hukuken öldüğüne hükmedildiğinde organ nakli caizdir. Hocam, tıbben öldüğüne hükmedilecek, hukuken öldüğüne kim hükmedecek dedim. Savcı oraya gelecek, mütalasını verecek, hakim öldüğüne hükmedecek mi? Hakim öldüğüne hükmetti. Tam fişi çekecekler, adam Allah dedi. Olacağına bak. Öldüğüne hükmettin. Karısı boş mu oldu şimdi? Nikahı düştü mü? Ben bir iki söyledim. İmam şöyle yaptı. Hocam, bize söyleneni okuyoruz biz burada. Haklısınız. Bitti. Bir dahaki haftaya yine mecbur gittim. Bizim arkadaki cami tadilattaydı o zaman. Biz gene oraya gittik. Denk gelecek ya. Doğalgaz sobalarının temizliği hutbe konusu. Değerli cemaat, hamdeleyi yaptı. Ardından hutbenin konusuna bakın. Değerli cemaat, Bursa oldukça lodos almakta. Doğalgaz borularınızı temizletmeyi ihmal etmeyin. Ben kalktım. Dedi ki, hocam diyeceksiniz ki, ya diyorum dedim, yani siz Diyanet dedim, Bursa Gaz'ın temsilciliğini mi aldı? En sonunda adam hutbe okuyamamaya başladı benden dolayı. Dedim gitmeyin de adam rahat vazife yapsın. Ama oraya böyle şehir efsanesi gibi dağılmış. Başka bir camiye gidiyorum, imam bakıyor, o geldi. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk diyorum ben, karşılaşıyoruz. Hocam, hutbeler Diyanet'ten. Hocam, o imam yerine sorsanız ne yapardınız? Olmazdım. Olmazdım. Evet. Bırakmazdım da aslında. Okumazdım. Mustafa Bey, ilk defa bu cuma ümit okuyanla kafadan okuyan bir hoca gördüm. Elini öpeydin. Zaten gittim. Dedim sizi niye aldım? Atamıyorum. Benden o demek. Kırtılamıyorlar. Ben şöyle söyleyeyim. Ben orman işletmesinde çalışıyordum. İmzalanması gereken bir pik boru meselesi vardı bizim o zamanlar. Ben imzalamadım. Bu mesele bayağı uzadı. Uzadıkça uzadı. Yıl sonu geldi. Yıl sonunda yine imzalamıyorum ben. Hesapları, defterleri tuttular. Ben yine imzalamıyorum. En sonunda müdür çağırdı beni. Neden imzalamıyorsun dedi. Ben boruları görmem lazım dedim. Biraz daha açayım. O zaman böyle mini etekli giyen bayan çok yoktu. Geldi bayan, attı bacak bacak üstüne. İndir bacağını, seyretmeyeceğim dedim. Ben dedim boruları göreceğim. Senin bacaklarını seyretmeyeceğim dedim. Bana dedim boruları getireceksiniz. Boruları Torbalı Fidanlık Müdürlüğü'ne getirdiler. Bir depocu arkadaş da imza atmış boruları teslim aldığına dair. Dedim yanacaktı senin başın. Dua et dedim bana. Git dedim boruları teslim al. Gitti pik boruları teslim aldı. O zaman için evraklar hazırlanmış. Pik borular Torbalı Fidanlık Müdürlüğü'ne döşenmiş hatta. İmzalamadım ben. Benim yerimi değiştirdi müdür. Beni yol inşaata verdi. Yol inşaatta katip mütemetlik yapıyorum. Adam yangın şeridi çekmiş. İhale etmişiz. Kaç metre? Dün gibi hatırlıyorum. 2400 metre. Ben alıyorum şeridi, şoförü de alıyorum, çıkıyorum yangın şeridine. Şeritle çekiyorum ben. 100 metre 100 metre şeritle ölçüyorum. Bir ölçtüm 1800 metre. İmzalamıyorum evrağı. Bir daha sürüldüm ben oradan.
Sonra şey efendi istifa et oğlum Ödemiş'e göçüyorsun dedi. İstifa ettim Ödemiş'e göçtüm. İmzalamadım. Herkesten aynı şeyi beklemek bizim bu noktada görevimiz. Zorluğu gözleyen insanlar bunu düzeltecek. Yani eyvallah şimdi ama bu noktada biz hepimiz doğrunun, iyinin, hakkın ve hakikatin yanında direnmeliyiz. Cemaat çıksa ki, mesela örnek ben karşı geliyorum, ortadan birisi vaaz ediyor, bütün herkes dinliyor. Ben imam olsam kapatırım o vaazı, geçerim orada, iki tane hadis, iki tane ayet okurum, kendim okurum. Dinletmem. Evet. Ramazan'daki sabah namazı saati hakkında bilgi verir misiniz? İmsak vakti normalde şu anda okunan ezanın ilk okunduğu vakit. Diyanetin bazı olumlu işleri var şey olarak iyice böyle batırmayalım. Bu imsakın başlangıcı ve sabah namazının giriş vaktidir. Doğru. Evet kılınır. Banyoda abdest bozmak günah mıdır? Aa. Abdest bozmanın edebi, adabı birilerinin yanında işte pırtlamamak, cırtlamamaktır. Adabı, edebi budur. Tuvaletler ve banyolar bunun için yapılmış. Önceden ses seda duyulmasın diye evlerin dışındaydı. Şimdi evlerin içinde. İyi. Bir de ses de duyuluyor mu? Evet. Bunu normalde duyulmaması lazım. Bunun adabı bu. Başka bir adabı yok bunun. O yüzden normalde banyoda abdest bozmayacak. Nerede yapacak? Salonda mı yapacak adam? Allah muhafaza eylesin. Varlık Allah'ınsa bizim varlığımız nerede başlıyor? Alemde hiçbir şey yok. Var olan tek şey Allah'ın mıdır? Bunu böyle görebiliyorsanız söyleyecek bir sözümüz yok. Ama bu sadece edebiyattan ibaretse boş söz. Hocam şimdi veya sonra Bursa'ya ne zaman gideceksen hayırlısıyla selametle gidip gelirsin inşallah ama tekrar ne zaman geleceksin? Tarih. Ne zaman Hacı Mehmet tarih? Efendim? 16 Ağustos. Öyle mi? Tarihi netleştirirsin. Salim. 16 Ağustos'muş. Hacca falan gelmiyor değil mi? Tamam. 16 Ağustos'ta buradayız inşallah. Temmuz yok demek ki. Temmuz yokmuş. Bizde izin yok. Yok bizde izin yok. Ağrı kesici krem sürmek orucu bozar mı? Evet. Ancak göze krem sürmek orucu bozmaz. Gözden bir kimse kremden çünkü fayda bulmaz. Ama bedene sürülen kremlerden fayda bulur. Bazı Hanefiler bedene sürülen kremlerden orucun bozulmayacağını söylemişler. Ama ve lakin bu eski fıkıh kitaplarında öyle yazar. Oraya bir şerh düşmek istiyorum. Şimdi askeri teknoloji hızla ilerliyor. Öyle kremler üretiyorlar, açlık hissi duyurmuyor sizde. Öyle kremler ürettiler, oradan siz lazım olan bütün enerjiyi alıyorsunuz. Hiçbir şey yemeden. Bu askeri teknolojiyle bunları gerçekleştirdiler. O yüzden bu tip sıkıntılar var. İleride bunlarla alakalı fetvalar yeniden elden ve gözden geçirilmek zorunda kalacak. Ramazanınız mübarek olsun, geceniz mübarek olsun. Semada Allah diyerekten kalın. Geceniz inşallah nuruyla da olsun. Selamünaleyküm.